Ava giden avlanır. Yazan: Bılkı Collins. Dedektif polis baş müfettişte extonedan. Dedektif polis Çavuş Bulmera. Londra, 4 Temmuz 18'i. Çavuş Bulmer bu belge, kuvvetimizin deneyimli bir elemanının tüm ilgisini ve dikkatini gerektirecek önemi taşıyan bir vakada yardımınız istendiğine dair sizi bilgilendirmek için düzenlenmiştir. Yürütmekte olduğunuz soygun dosyasını. Şu andan itibaren size bu mektubu getiren genç adama devretmiş sayılacaksınız. Ona dosyanın vaziyetini anlatacak ve parayı çalan kişi ya da kişileri tespit etmede kat ettiğiniz ilerlemeyi, eğer etmiş iseniz, aktaracaksınız, sonrasında ise elinden gelenin en iyisini yapması için dosyayı ona teslim edeceksiniz. Kendisi bu konudaki tüm sorumluluğu alacak yetenektedir ve şimdiye kadarki başarıları, bu meseleyi uygun bir çözüme ulaştıracağının garantisidir sizinle irtibata geçme sebebim, yukarıda yazılı olan emirleri size aynen iletmektir. Bilginiz olması için, yerinizi alacak bu genç adam hakkında kısa bir açıklama yapacağım. İsmi Methu Şarpin, ani bir sıçrama yaparak büromuza geçme şansını yakaladı. Buradaki mücadele için yeterince güçlü olduğuna inanıyor. Bana onun nasıl bir imtiyazla buraya geldiğini soracaksınız. Size sadece onun oldukça yüksek merciler ile sizin ve benim aklımızdan bile geçirmememizin daha iyi olacağı görülmemiş kuvvetle bir alaka geliştirmiş olduğunu söyleyebilirim. Kuvvetimize katılışından önce bir avukatın kitipliğini yapmaktaydı ve her ne kadar kendinden çok emin olsa da işin içinde adi ve hileli bir şeyler olduğunun kokusu alınabiliyor. Söylediklerine bakılırsa eski hayatını geride bırakmaya karar verip kendi özgür isteği ve tercihiyle aramıza katılmış. Tabii buna körü körüne inanmamanızı salık veririm. Zannımca patronunun müvekkillerinden birisiyle irtibatlı bir takım gizli bilgilere ulaşmış ve kendisini beceriksiz bir çalışandan elde tutulması ezen birine dönüştürecek bu bilgi, patronunun onu salıverip arkasını dönmesine engel olmuş. Özetle, aramıza girişinin anahtarı olacak bu görülmemiş şansın, ona sessiz kalması için verilmiş bir sus payı olduğunu düşünüyorum. Böyle bile olsa, yine de şu an elinizdeki dosya Bay Matthew Sharp'in'e ait ve bunda başarılı olduğu takdirde o çirkin burnunu ofisimize sokacağı gün gibi ortadadır. Bunu size, çavuş, erdemlerinizi korumanız ve bu yeni adamın üst mercilere hakkınızda küstahça şikayette bulunması fırsatını bırakmamanız için söylüyorum. Kendinize hakim olmalısınız. Francis Textone Bay Matthew Sharpinden, baş Başmüfettiş Textone'na Londra, 5 Temmuz 18. I. Saygıdeğer bayım, Çavuş Bulmer tarafından gerekli açıklamalarla donatılmış olarak, size gelecek gelişmelerimden, hazırlanmakta olduğum Genel Merkezdeki sınav ile ilişkili almış olduğum kesin direktifleri hatırlatmama lütfen izin veriniz. Yazımın sebebi, daha yüksek mercilere göndermeden önce inceleyeceğiniz üzere uzattığınız yardımsever elinizden ve tavsiyelerinizin kıymetinden ilerleyişimin herhangi bir aşamasında faydalanabileceğime dair bunu yapmamamın daha doğru olacağını düşünmeye cüret etsem de bilgilendirilmiş bulunmam. Artık kendimi soyutlayamayacağım kadar bütünleşmiş olduğum dosyanın olan dışı durumlarında, hırsızlık vakasının gerçekleştiği yeri kendime mihenk taşı olarak alıyorum. Hırsızın teşhisine dair bir miktar yol alıncaya kadar, şahsınızın onayını almaktan kendimi sakınabilmem imkansız. Değinmek istediğim kime ayrıntıları yüz yüze konuşmamızın daha avantajlı olacağını düşünmekteyim. Şu anda bulunduğumuz konumların buna imkan sağladığına inanıyorum. Birbirimizi açıkça anlayabildiğimiz takdirde konu hakkındaki izlenimlerimi de size aktaracak ve sadık hizmetkarınız olma onurunu daha da yaşayacağım. Methu Şarpın Baş müfettişte ekstonedan, Bay Metuhu Sharpine. Londra, 5 Temmuz 18'i bayım işe girişmeniz vakit, mürekkep ve kağıt israfı ile oldu. İkimiz de sizi mektup ile beraber çavuş bulmera gönderdiğim zaman birbirimiz karşısındaki yerlerimizi mükemmel bir şekilde anlamış olmalıyız. Bunu yazıda tekrarlamanın gereği yoktur. Kaleminizi, gelecekte yapacağınız gerçek iş yazışmalarına saklayın lütfen. Şu anda bana yazmanız için geçerli üç farklı sebebiniz var. İlk olarak, çavuş bu merdan edinmiş olduğunuz açıklamaları ayrıntılarıyla yazmalısınız. Böylece hiçbir detayın hafızanızdan silinmemiş olduğu ve size emanet edilmiş bu dosyanın tüm durumlardan haberdar olduğunuz teyit edilecektir. İkinci olarak, yapmayı planladığınız hamlelerinize dair beni bilgilendireceksiniz. Son olarak da sürecinizde kat edeceğiniz her bir santimetreyi, birlerleme kaydettiğiniz takdirde, rapor edeceksiniz gün gün, hatta gerektiği takdirde saat saat. Bu sizin görevinizdir. Benim görevimse, bunu size hatırlatmayı uygun gördüğüm zamanlarda yazmaktır. O zamana kadar esen kalınız. Francis Textone Bay Methu Sharpin'den, Baş Müfettiş textone. Londra, 6 Temmuz 18'i Bayım yaşça daha büyüksünüz ve bu durumda tabiatınız gereği benim gibi hayatlarının, ve kariyerlerinin başındaki insanlara gıpta etme eğiliminizi anlayışla karşılıyorum. Bu şartlarda size karşı nazik yaklaşmak ve alttan almak benim görevimdir. Bu yüzden mektubunuzdaki üslubu görmezden geliyor ve sözlerinizi unuttuğumu varsayıyorum. Cömert varoluşumla size kapılarımı ardına kadar açıyorum. Kısacası, baş müfettiş Tekstone, sizi affediyorum. Konumuza dönersek, ilk görevim, Çavuş bu merdan edilmiş olduğum açıklamaları size tümüyle aktarmaktı. Kendi dilimden yapacağım aktarımlar hizmetinizdedir. Rutherford Sokağı 13 numara soğuda bir kırtasiye dükkanı bulunmaktadır. Dükkanı Bay Yatman işletmektedir. Evlidir fakat çocuğu yoktur. Bay ve Bayan Yatman haricinde evde ikamet eden kişiler ikinci katın girişindeki odada kalan Vay isminde genç ve bekar bir adam ile dükkanda çalışan ve tavan arasında kalan kişidir. Ayrıca evin hizmetçisi de mutfağın arkasındaki odada kalmaktadır. Haftada bir gün, sabahları birkaç saatliğine bir gündelikçi kadın hizmetçiye yardıma gelmektedir. Normal şartlarda söz konusu eve serbestçe girip çıkabilen kişiler bunlardır. Bay Yatman işini uzun süredir yürütmektedir. Bu durumdaki bir kişiye hayatının sonuna kadar rahatlık sağlayacak servetiniz olduğu biliniyor. Fakat ne yazık ki servetini arttırmak için Bay Yatman gereğinden fazla bir hevese kapılmış, düşüncesiz yatırımlar yapmış ve şansının da ters gitmesiyle iki yıl içinde kendisini yeniden fakir bir adam olarak bulmuş. Tüm servetten geriye kalan sadece 200 pound imiş. Bu şartlar altında Bay Yatman elinden geleni yapmış, karısı ile beraber alışık oldukları lüks ve konfordan vazgeçmişler. Fakat ne kadar kısıntı yaparlarsa yapsınlar, dükkanın geliri, kötü durumu düzeltmek için yeterli olmamaktaymış. Son zamanlarda işler pek iyi gitmemekteymiş, bugünlerde ucuz ve kalitesiz dükkanlar müşterileri çekiyor. Tüm bunlar yüzünden, geçen hafta itibariyle Bay Yatman'ın elinde avucunda kalan tüm para banka hesabında duran söz konusu 200 pound'dan ibaretmiş. Bu özet, en önemli şüphelinin arka planını daha iyi anlayabilmek için yapılmıştır. 8 gün önce, Bay Yatman ile kiracısı Bay Vay arasında, bugünlerde ülkenin genelinde ticareti sekteye uğratan ekonomik zorluklar üzerine bir sohbet geçmiş. Bay Vay, gazetelere kazalar, yaralanmalar ve diğer iç karartıcı olaylara dair haberler sağlayarak geçimini sağlamaktadır. Hani şu bir satırı bir kuruşa geçinenler diye tabir edilenlerden ev sahibine o gün şehir merkezinde olduğunu ve söz konusu bankanın vaziyetine dair pek hoş olmayan dedikodular işittiğini iletmiş. Bahsettiği dedikodular bay yatmanın kulağına çoktan ulaşmış durumdaymış. Bu söylentileri kiracısının da teyit etmesiyle iyice ikna olmuş bir halde daha önceki kayıplarını tekrar yaşamak istemediğinden bankaya giderek parayı çekmeye karar vermiş. Konuşma geçtiğinde vakit öğleden sonra imiş, parayı çekebilmek için Bay Yatman tam zamanında, bankanın kapanmasından hemen önce yetişmiş. Bankadaki miktarı banknotlar halinde, bir tane 50 poundluk, 3 tane 20 poundluk, 6 tane 10 poundluk ve 6 tane 5 poundluk banknot olarak almış. Bu şekilde almak istemesinin nedeni, tüm parayı küçük miktarlarda destelere bölüp dağıtarak çevresinde güvendiği tüccarlara emanet etmek imiş. Bay Yatman'ın, bulunduğu şartlar içinde en mantıklı seçimi yapmış olduğu görülüyor. Parayı teslim aldıktan sonra bir zarfa koyarak göğüs cebine yerleştirmiş, eve dönerken de dükkanındaki yardımcısına etrafta küçük bir metal kumbara olup olmadığına bakmasını söylemiş. Yıllardan beri kullanmadığı bu kumbara, hatırladığı kadarıyla tam da banknotlar için uygun boyuttaymış. Kumbara bir süre boş yere aranmış, ortaya çıkmayınca Bay Yatman eşini çağırıp, nerede olduğunu bilip bilmediğini sormuş. Soru sorulduğu zaman evin hizmetkarı konuşulanları rahatlıkla duyabileceği bir mesafedeymiş. O sırada çay servisi için tepsiyi hazırlıyormuş. Aynı anda Bay Vay tiyatroya gitmek üzere merdivenlerden inmekteymiş. Kısa süre içinde kumbara, dükkan yardımcısı tarafından bulunmuş. Bay Yatman banknotları kumbaraya yerleştirdikten sonra bir kilit takarak kilitlemiş ve kutuyu paltosunun cebine koymuş. Paltonun cebinden kutunun oldukça küçük ama fark edilmesi için yeterli bir kısmı dışarıda kalıyormuş. Akşam boyunca Bay Yatman evde, üst kattaki odasında kalmış. Hiçbir ziyaretçi olmamış. Saat 11'de kumbarayı kıyafetleriyle birlikte yatağın yanındaki sandalyenin üzerine koyarak yatmış. Eşiyle birlikte sabah uyandıklarında ise kutu ortalıkta yokmuş. İngiltere Merkez Bankası'na paranın çekildiği zamandan beri o miktarda bir para girişi yapılmamış. Olaylardaki durumlar mükemmel şekilde açıktır. Hırsızlığın evde yaşayan birisi tarafından gerçekleştirildiği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortadadır. Şüpheyi üzerine çeken kişiler evdeki hizmetkir dükkan yardımcısı ve bay vaydır. İlk ikisi metal kutuya patronlarının elinde gördükleri için biliyorlardı fakat içinde ne olduğundan habersizdiler. Yine de elbette kumbaranın içinde para olduğunu tahmin etmiş olmalıdırlar. Her ikisinin de bay yatmanın cebinde duran kutuyu görme şansları vardı. Hizmetkir çay servisini toplarken, Dükkan yardımcısı da dükkanı kapattıktan sonra anahtarları Bay Yatman'a verirken rahatlıkla fark edebilirlerdi. Altoyu görünce de, doğal bir tahmin yaparak Bay Yatman'ın yatarken kutuyu odasına götüreceğini düşünebilirlerdi. Öte yandan, öğleden sonraki konuşmamın ardından Bay Bay ev sahibinin şehir merkezindeki bankalardan birinde 200 pound'u olduğunu öğrenmişti. Ayrıca ayrılırlarken Bay Yatman'ın parayı çekme niyetinde olduğunu da biliyordu kumbara için çıkan gürültü patırtıyı merdivenlerden inerken işitmişti. Baranın evin içinde olduğunu ve kumbaranın içinde saklı olduğunu kolayca tahmin etmiş olmalıdır. Fakat Bay Yatman'ın kutuyu gece boyunca nerede tuttuğuna ilişkin bir fikri olamazdı. Kutunun bulunmasından önce evden çıkmış ve ev sahibi yattıktan çok sonraya kadar dönmemişti. Dolayısıyla eğer hırsızlığı yapan kişi bayva bay ise kumbaranın olduğu yeri kendisine ona söylemiş olmalıdır. Hırsızlığın yapıldığı yer yatak odası ise, odanın evin içindeki konumunun üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Bu gecenin herhangi bir saatinde odaya girilip girilemeyeceğini de aydınlatacaktır. Söz konusu oda birinci katın arka kısmında yer almaktadır. Yangın konusunda bayan yatmanın saplantılı bir yaratılışı olduğundan, bir kaza halinde kilidin açılmayacağına ve kendisinin odada diri diri yanacağına dair değişmez bir inancı vardır. Eşi yatak odası kapısını asla kilitlemiyor. Ayrıca çiftin kendisinin de farkında olduğu gibi ikisinin de uykusu çok ağır. Kısacası kötü niyetli bir kişinin gece yatak odasını karıştırması oldukça kolay olacaktır. Sadece kapı tokmağını çevirerek odaya girebilecek ve olan dışı davranmadıkça ev sahiplerini uyandırma korkusu olmadan rahatça hareket edebilecektir. Bu, hırsızlığın evde yaşayanlardan birisi tarafından yapılmış olduğunu kanısını fazlasıyla güçlendiren, önemli bir noktadır. Hırsızlığın olağanüstü bir kurnazlık ya da engin bir deneyim gerektirmeden yapılabileceği sonucunu çıkarmaktadır. Çavuş Bulmer ilk kez çağrılıp Suçlu kişiyi tespit etmesi ve mümkün ise kayıp banknotları telafi etmesi istendiğinde ona aktarılan durum bu şekildedir. Yapabileceği en sıkı soruşturmayı yapmış olmasına rağmen kendisi doğal yollarla şüpheyi üzerine çeken kişilerden birine dair en küçük bir kanıt kırıntısının bile ortaya çıkmadığını belirtmiştir. Sorguları sırasında bahsi geçen kişilerin hırsızlıktan haberdar olmadıklarını iddia ettiklerini, bu esnadaki ifade ve tavırlarının deneyimlerine dayanarak Masum insanların anlatım ve tavırlarıyla tamamen örtüştüğünü ifade etmiştir. Bu yüzden de Çavuş Bulmer bir araştırma yürütmeye ve gizli gözlemleme yapmaya karar vermiştir. Öncelikle bay ve bayan Yatmana, evde yaşayanlara dair sonsuz bir güven ve tamamen suçsuz oldukları inancı taşıdıkları hissiyatı uyandırmalarını telkin etmiş, daha sonra da eve giren ve evden çıkan herkesi alışkanlıkları ve davranışlarıyla izlemeye ve hizmetçi kızdan başlayarak araştırma yapmaya başlamıştır. Üç gün ve üç gece süren araştırmanın, soruşturmaya yardım edenlerin katkısıyla gösterilen tüm çabanın sonunda, hizmetçi kızdan şüphelenmeyi gerektirecek tatmin edici bir sonuç alınmamıştır. Daha sonra aynı yöntem dükkan yardımcısında denenmiştir. Bu kişinin bilgisi haricinde hakkında araştırma yapmanın daha zor olmasına rağmen, araştırma tatmin edici bir başarıyla yürütülmüş ve önceki kadar kesin bir sonuç olmasa da, tıpkı hizmetçi kız gibi dükkan yardımcısının da kumbara hırsızlığı ile bir ilgisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bunların ardından, bütün şüpheler kiracı Bay Vay'ın üzerinde toplanmıştır. Referans mektubunuzu Çavuş Bulmer'a ilettiğimde, kendisi bu genç adam hakkında bir takım açıklamalarda bulundu fakat kesin bir söz söylemeye yetecek bir kanıt bulamamıştı. Bay Vay'in toplumsal normlara pek uymayan alışkanlıkları var, uygunsuz evleri ziyaret ediyor, oldukça yakışıksız karakterlerle yakın ilişkileri mevcut, birlikte iş yaptıklarının çoğuna borcu bulunmakta, Bay Yatman'a son ayın kirasını henüz ödemediği biliniyor, önceki akşam eve geldiğinde likörden sarhoş bir vaziyetteydi. Ayrıca geçen hafta bir paralı dövüşçüyle konuşurken görülmüş. Kısacası, her ne kadar Bayway kendisini bir gazeteci, gazetelere bir satırı bir kuruşa haber yazan bir çalışan olarak adlandırıyorsa da, sız zevklerin, bayağı bir tarzın ve kötü alışkanlıkların çukurunda bir genç adam olduğu ortadadır. Kendisiyle ilişkili olup bunların tam tersi nitelik gösteren en ufak bir özellik bulunmamaktadır. Çavuş Bulmer tarafından bana iletilmiş olan bilgileri en ince ayrıntıları da dahil olmak üzere rapor etmiş bulunuyorum. Raporumda herhangi bir kusur bulmayacağınıza inanıyorum. Bana karşı ön yargılı davrandığınızı ve yapmış olduğum aktarımın şimdiye kadar tecrübe ettiklerinizden fazlasıyla açık olduğunu düşünmekteyim. Bundan sonraki görevim, dosya artık bana emanet edildiğinden dolayı yapmayı planladığım hareketleri size açıklamaktır. İlk olarak, çavuş Bulmer'in bırakmış olduğu noktadan dosyayı ele almanın gerekliliği açıktır meslek disiplinine saygımdan ötürü, hizmetçi ve dükkan yardımcısını araştırmak ile ilgilenmenin yersiz olacağını düşünmekteyim. Bu kişilerin isimlerinin temize çıkmış olduğunu kabul ediyorum. Geriye kalan, Bay suçluluğunun ya da masumluğunun gizlice araştırılarak ortaya çıkarılması işi oluyor. Bugün, eve giderek kendimi kiralık oda arayan bir genç adam olarak takdim ettim. Bana ikinci katın arka odası kiralık oda olarak gösterildi. Londra'ya saygın bir müessesede uygun bir iş arayışı içinde gelen bu genç adama, yani kendimi tanıtmış olduğum halim ile bana, istediğim takdirde bu gece taşınabileceğim söylendi. Bu, Bay odasının hemen bitişinde kalacağım anlamına geliyor. İki odayı lata ve alçıdan bir duvar ayırıyor. Bu sayede duvarın köşesinde küçük bir deliği kolayca açabileceğimi ve buradan Bayvain'ın odasında ne yaptığını gözleyerek ziyaretçileriyle olan konuşmalarını kelimesi kelimesine dinleyebileceğime inanıyorum. Evde olduğu süre boyunca gözlem pozisyonunda olmayı, dışarı çıktığı zamanlar ise hemen arkasından benim de çıkmamı planlamaktayım. Bu şekilde izlenerek eğer kayıp banknotlara dair bir şey biliyorsa şüphesiz sırrı açığa çıkacaktır. Gözüpeklik ve sadeliğin paha biçilemez hünerlerinin bir birleşimi olarak gördüğüm bu stratekim hakkındaki fikirleriniz, benim için altın değerindedir. Kanatimin verdiği umut ile güçlenmiş olarak, mektubumu geleceğe dair en olumlu hissiyatla bitiriyorum, sadık hizmetkarınız. Methu Şarpın Bay Methu Şarpın'den, Başmüfettiş Tekstonena Londra, 7 Temmuz 18'i Bayım sizinle son kez iletişime geçtiğimden beri bana herhangi bir cevap bahşetmemiş oluşunuzu, bana karşı ön yargınızı göz önünde bulundurarak, sezmeye cüret etmiş olduğum münasip etkiye dayandırıyorum. Belagatli sessizliğimizin bana yansımasından memnun olmuş bir halde, geçtiğimiz 24 saat içinde olanları rapor ederek mektubuma devam ediyorum. Bay bitişindeki odaya tam anlamıyla yerleşmiş bulunuyorum ve an itibariyle bir yerine tam iki adet gözetleme delim olduğunu söylemekten mutluluk duyarım. Yaradılışımdaki mizah duygusu, onlara kabul edilebilir isimler verme müsrifliğinden kendimi alıkoymama engel oldu. Deliklerden birisini gözadeliği, diğerini ise bordeliği olarak adlandırmış bulunuyorum. İlkinin ismi gerekli açıklamayı bizzat yapmakta, ikincisi ise deliğe yerleştirilmiş metal bir boru ya da tüpe referans vermekte, bükülerek daraltılmış ucu, ben gözetleme pozisyonundayken kulağıma çok yakın bir mesafede konumlanmış olduğundan, göz ile Bay Vay'ı izlerken bordelim ile de odada konuşulanları kelimesi kelimesine duyabiliyorum. İçten samimiyetim çocukluğumdan kalan bir erdem, icat ettiğim gözdeliğine bir bordeliği ilave etmediğice fikrinin, bayan yatman ile birlikte üretildiğini açıklamaya zorluyor. Bu çok zeki ve becerikli, sade bir hayat sürmesine karşın oldukça seçkin hanımefendinin benim küçük planlarıma bu satırlarda övemeyeceğim bir şef ve anlayış ile dahil olduğunu söylemeliyim. Bay Yatman kaybından ötürü müthiş bir moral bozukluğunun pençesinde, bu yüzden de bana yardımcı olması ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşamakta. Hocasına olan içten bağlılığı açıkça görülebilen Bayan Yatman'ın, onun bu üzücü vaziyetini paranın kaybından daha büyük bir acı ile hissettiğini, kocasının içine düşmüş olduğu bu düşkünlük ve kederden onu kurtarabilmek için duyduğu yardım arzusuyla bu kadar gayreti sarf ettiğini de belirtmeliyim. Para, Bay Şarp'in, dedi dün gece gözyaşları içinde, para istikrarlı bir ekonomi ve işin dikkatli idaresiyle geri kazanılabilir. Hırsızın bulunması için bu kadar endişeli olmamın sebebi kocamın bitik ruh hali. Belki de yanılıyorumdur, fakat eve adım atışınızdan beridir başaracağımıza dair bir umut besliyorum ve inanıyorum ki, eğer bizi soyan o aşağılık hırsız bulunacak ise, bunu başaracak olan kişi sizsiniz. Bu yüce ruhun övgülerini alçak gönüllülükle kabul ettim, er ya da geç, bu sözleri hak edeceğime bütün kalbimle inanıyorum. İzin verin görevimden bahsetmeye devam edeyim, demek istediğim, gözadeliğim ve borudeliğimden. Bay sakince gözlemleyerek gün içinde keyifli saatler geçirdim. Bayan Yatman'ın sözlerine göre nadiren evde olsa da, Kendisi bütün gün evden çıkmadı. Başlangıç için bunun şüphe uyandırıcı olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca bu sabah oldukça geç bir saatte uyandığını, genç bir adam için her zaman kötü bir işarettir ve yataktan kalktıktan sonra kayda değer uzunlukta bir süreyi esneyerek ve baş ağrısından şikayet ederek geçirdiğini de rapor etmeliyim. Tıpkı diğer lümpenler gibi kahvaltıda neredeyse hiçbir şey yemedi. İlk hamlesi piposunu yakmak oldukça kırlı, bir beyefendinin dudaklarının arasında tutmaktan utanacağı türden kil bir pipoji içildi. Pipoyu içtikten sonra kalem, mürekkep ve kağıt çıkarıp müthiş bir inilti koy vererek yazmaya başladı, banknotları almış olmanın verdiği vicdan azabı ya da önündeki uğraşları düşünürken ki sıkkınlıktan olabilir, sebebini şu an söyleyemiyorum. Birkaç satır yazdıktan sonra, göz adeliyim, yazdığını omzunun üzerinden okuyabilmem için fazla uzaktı, sandalyesinde arkasına yaslandı ve bugünlerde popüler olan şarkıların melodilerini mırıldanarak kendisini eğlendirdi. Bu şekilde biraz zaman geçirdikten sonra ayağa kalkıp odada yürümeye başladı. Arada bir masadaki kağıda bir cümle ilave etmek için duraklıyordu. Çok geçmeden kilitli bir dolaba giderek kapağı açtı. Bir keşif yapacak olmanın umuduyla, gözlerimi büyük bir heyecanla üzerine diktim. Muazzam bir özen göstererek dolabın içinden bir şeyi aldığını gördüm. Bana doğru döndü. Ama elindeki sadece bir şişe birendiydi. Şişenin yarısını bitirdikten sonra bu tembel mahlik kendini tekrar yatağına attı ve beş dakika içinde de uyuyakalmıştı. Horultusunu dinleyerek aradan geçen en az iki saatten sonra kapısının tıklanmasıyla göz geri döndüm. Yerinden fırlayan Bay Vay, şüpheli hareketlerle kapıyı açtı. Çok küçük bir çocuk, kilpas içindeki yüzüyle içeri girerek, ''Lütfen, bayım, sizi bekliyorlar.'' dedi ve ayaklarının yerden oldukça yukarıda kaldığı bir sandalyeye oturmasıyla beraber anında uykuya daldı. Bay vay bir küfür savurdu ve başına ıslak bir havlu sararak kağıdın başına oturdu, kağıdın tümünü parmaklarının hareket edebileceği en yüksek hız ile dolduruyordu. Ara sıra havluyu suya batırıp tekrar başına dolamak için yerinden kalkarak bu işi ilerleyen 3 saat boyunca sürdürdü, nihayet yazdıklarını katlayıp çocuğu uyandırdı ve şu dikkat eder sözlerle kağıdı ona verdi. Şimdi, tembel teneke, marş marş. Eğer valiyi görürsen, ona kendisini arayacağım zaman paranın hazır olacağını söyle. Çocuk sırıttı ve bir anda ortadan kayboldu. Bu tembel tenekeyi takip etmek için inanılmaz bir istek duysam da, yapılacak en iyi işin Bay Vay'ı izlemeye devam etmek olduğunu düşünerek yerimden kımıldamadım. Yarım saat sonra şapkasını alarak odadan çıktı, hemen ardından ben de aynısını yaptım. Aşağı indiğimde bayan yatmanın anlaştığımız gibi yukarı çıkmaya davrandığını gördüm. Ben gittiği her yerde Bay Vay'ı takip ederken, bayan yatman ise onun odasını arayacaktı. Görevimi icra etmekte iken Baybay en yakın tavernaya girerek kendisine akşam yemeği için kuzu eti söyledi. Bitişindeki masaya oturan ben de kendim için aynısını sipariş ettim. İçeri girmemden hemen önce oldukça şüpheli davranış ve görünüşteki genç bir adam bardağını alarak masasından kalktı ve hemen karşısında oturmakta olan Bayvay'a katıldı. Ben de gazete okuyormuş gibi yaparak bütün dikkatimi yanında geçen konuşmaya verdim. Jack buradaydı ve seni soruyordu, dedi genç adam. Herhangi bir mesaj bıraktı mı diye sordu Bayby. Evet, dedi diğeri. Benden eğer seninle buluşursam bu akşam seni görmek için sabırsızlık duyacağımı iletmemi istedi. Saat 7'de Rutherford sokağında olacağını söyledi. Tamam, dedi Bayby. Tam saatinde onu görmek için orada olacağım. Bunun ardından şüpheli görünüşlü genç adam bardağını bir dikişte bitirdi ve acelesi olduğunu söyleyerek arkadaşını bıraktı. Belki de onu arkadaşı değil suç ortağı olarak adlandırmam yanlış olmaz. Ardından tavernadan ayrıldı. Saat 6.25'te bu tür önemli durumlarda zaman konusunda detaycı olmak çok önemlidir Bay Vay yemeğini bitirerek hesabı ödedi. 6.45'te de ben bitirmiş olduğum yemeğin parasını ödedim. 10 dakika sonrasında Rutherford sokağındaki evin girişinde bayan yatman tarafında karşılandım. Bu büyüleyici kadının yüzü şimdi müthiş bir melankoli ve hayal kırıklığını yansıtıyordu. Beni gördüğüne oldukça kederlenmiş gibi bir hali vardı. Korkarım ki hanımefendi, dedim, kiracınızın odasında en ufak bir suç kanıtı bulamamış görünüyorsunuz. Başını sallayarak içini çekti. Bu yumuşak, ağır ve titrek bir iç çekişti, ve hayatım boyunca beni daha çok üzen bir ses duymamıştım. Bir an için işimi unutmuştum ve Bay Yatman'a duyduğum kıskançlıkla için için yanıyordum. Çaresizliğe kapılmayın, hanımefendi, dedim, ona neredeyse dokunacakmış gibi yumuşak bir nezaketle, esrarengiz bir konuşmaya kulak misafiri oldum, suçlu bir buluşmadan haberdarım ve bu gece gözadeliğim ile bordeliğimden muazzam beklentilerim var. Dua edin ve heyecana kapılmayın, bir keşfine eşiğindeyiz. Burada işime olan coşkun bağlılığım, samimi hislerim üzerinde kontrolü tekrar ele almıştı. Ona bakıp gözümü kırptım, başını salladı ve yanından uzaklaştım. Gözlem yerime geri döndüğümde, bay ağzındaki piposuyla bir koltuğa yarı uzanmış halde kuzu etini sindirmekle meşgul buldum. Masanın üzerinde iki tane su bardağı, bir sürahi ve sabah açılmış olan bir şişesi duruyordu. Saat yediye geliyordu, tam yediyi vurduğu anda Jack denilen kişi içeri girdi. Saldırgan görünüyordu, hatta vahşice saldırgan göründüğünü rahatça söyleyebilirim. Sezilmiş bir başarının neşeli ışıltısı, kuvvetli bir tabirle, her yanımı baştan aşağı sarmıştı. Nefesimi kesen bir heyecan ile gözlerimden izlemeye devam ettim ve ziyaretçinin namı diğer şu Jack Innisada Bayway'in karşısına yüzü bana dönük olarak oturduğunu gördüm. İkisinin de yüzünü görebildiğim anda bu iki kötü adamın neredeyse kardeş olacak kadar birbirine benzediklerini düşündüm. Jack ikisinden daha temiz görünümlü ve daha iyi giyimli olandı. Yine de bunun bir yere kadar geçerli olduğunu düşünüyorum özelliklerimden, belki de kusurlarımdan, biri de adaleti olayların sonuna kadar zorlayarak da olsa sağlamaktır. Affedici bir melek değilim, eğer kabından taşan bir kötülük söz konusu ise, her zaman kötülüğün leyanı bulmasını savunmuşumdur, evet, tam anlamıyla kötülük, leyanı bulmalı. Mesele nedir, Jack, diye sordu Bay Bay. Yüzümden okunmuyor mu, diye cevapladı Jack. Gecikmeler tehlikelidir, dostum. Bir gün daha bekleyemem, yarından sonra bu işi halledelim. Bu kadar çabuk mu, diye neredeyse haykırdı Bay Bay, paniğe kapılmış bir halde. Pekala, eğer hazırsanız ben de hazırım. Fakat şunu sormalıyım ki, Jack, birileri de hazır mı? Konuşurken sırıtıyordu, oldukça korkutucu bir sırıtıştı ve birileri, ni farklı bir vurgu ile söylemişti. Açıkça görülüyordu ki, işin içinde bir üçüncü kişi, isimsiz bir adi daha vardı. Yarın bizimle buluş, dedecek ve kararı kendin ver. Sabah 11'de Regent Park'ında ol, caddeye çıkan köşede bizi bul. Orada olacağım, dedi Bay Bay. Biraz bir endiyle su al sana. Ne için kalkıyorsun? Gitmiyorsun ya. Evet, gidiyorum, dedecek, işin aslı o kadar heyecanlı ve sabırsızım ki hiçbir yerde 5 dakikadan fazla duramıyorum. Sana belki gülünç gelecektir ama heyecandan içim titriyor. Yakalanacağımızdan korkmaktan kendimi alamıyorum. Neredeyse sokakta bana bakan her adamca susmuş gibi geliyor. Bu kelimeleri duyduğum anda yer ayaklarımın altından çekiliyormuş gibi hissettim adeliğime daha önce hiç sarf etmediğim bir güçle yapıştım ve dinlemeye devam ettim. Böyle saçma bir şey duymadım, dedi Bay Bay, kıdemli bir suçlu edasıyla. Bu sefer sırrı güvencede tuttuğumuz kesin ve bu işi sonuna kadar götürüp başaracağız. Biraz bir alırsan bundan en az benim kadar emin olacaksın. Jack bir suyu sertçe reddedip ciddi bir ifadeyle ayağa kalkarak gitmeye hazırlandı. Hatırlatmamda fayda var, yarın sabah 11'de, Regent Parkı'nın caddeye bakan kısmında. Bu sözleri bitirir bitirmez odadan çıkıp gitti. Ardından arkadaşı sefil bir kahkaha atarak kil piposunu yaktı. Bense yatağımın kenarına oturdum, daha doğrusu heyecandan titreyerek bulduğum ilk yere ilişiverdim. verdim. Çalınan banknotların kullanılması ya da değiştirilmesi için şimdiye kadar herhangi bir çaba olmamıştı, dosyayı bana bıraktığında Çavuş Bulmer'in yapmış olduğu açıklama bu yöndeydi. İçine düşmüş bulunduğum durumdan çıkarılması gereken sonuç nedir? Açıkça görülüyor ki, iki suç ortağı yarın buluşup çalınan paradan paylarına düşeni alacak ve kuvvetli bir ihtimalle de bir sonraki gün banknotları değiştireceklerdir. Bay bu işteki baş suçludur, bu da demek oluyor ki en büyük riski o alacak ve 50 poundluk banknotu değiştirecek kişi o olacaktır. Bu nedenle, hala en önemli görevimin ona odaklanmak olduğuna karar vermiş bulunuyorum. Yarın onu izleyecek ve Regent Parkı'nda konuşulacakların tek bir kelimesini bile kaçırmayacağım. Bir sonraki gün başka bir buluşma daha gerçekleşirse, elbette ki ona da gideceğim. Bu noktada iki dost kişinin yardımına ihtiyaç duyacağıma inanıyorum. İki suçluyu takip etmeleri için, tabii buluşmanın ardından bu iki adinin birbirinden ayrılacağını umuyorum. Eğer 3 haydut parktan birlikte ayrılırlarsa, yapılacak en iyi şey işbirlikçilerimi ileri bir zamanda yararlanmak üzere orada bırakmak olacaktır. Evesli mizacımın da etkisiyle, bu hırsızlığı çözecek kişinin yalnızca ve bizzat ben olmasını arzu etmekteyim. 8 Temmuz İki işbirlikçimin vakaya dahil oluşlarını müteşekkir bir halde bildirmeliyim korkarım ki bu iş için oldukça ortalama bir yetenekteler fakat onları idare edebilmek üzere daima iş başında olacağım. Bu sabahki ilk işim, bay ve bayan yatmandan kaynaklanacak kimi sıkıntıları önleyebilmek için yerlerine iki yabancıyı dahil etmekti. Bay yatman, aramızda kalsın, fakat tam bir zavallı, yalnızca başını sallayarak onaylayan bir inilti çıkardı. Bayan yatman ise, şu muhteşem kadın, bana bilgelik dolu, büyüleyici bir bakış bahşetti. Oh Bay Şarpin, dedi, bu iki baydan yardım istemeniz beni çok endişelendiriyor. Neredeyse başarınız hakkında şüpheye düştüğünüze inanacağım. Gizlice ona göz kırptım, bundan rahatsız olmayarak yapılmasına zaman zaman hoşnutlukla göz yumar ve her zamanki alaycı tavrımla ona müthiş bir hataya düştüğünü söyledim. Başarımı mutlak surette sağlayabilmek için hanımefendi, onları dahil ettim paranızı kurtarmaya dair muazzam bir kararlılık içindeyim. Sadece kendim için değil, aynı zamanda Bay Yatman için ve sizin için. Son üç kelimeyi kayda değer bir vurgu ile söylemiştim. Tekrar, oh, Bay Şarpin, diye haykırdı, birden biri kıpkırmızı kesilmişti ve başını erek kendine işine verdi. O anda Bay Yatman ölü verecek olsaydı, dünyanın sonuna kadar bu kadınla birlikte giderdim. Onlara ihtiyacım olana kadar, iki işbirlikçimi Regent Parkı'nın girişinde beklemeleri için gönderdim. Yarım saat kadar sonrasında aynı yolu bizzat kendim, Bay Vay'in neredeyse topuklarına değerek kat ediyordum. İki suç ortağı, buluşma saatlerine sadık kalmışlardı. Utanarak söylemeliyim, ne yazık ki bunu rapor etmem gerekiyor aydutların üçüncüsü, önceki raporumda sözünü ettiğim, iki suç ortağı arasındaki konuşmada birileri olarak bahsi geçen şu isimsiz şahıs, bir kadındı. Daha da kötüsü, genç bir kadındı. Ve en üzücü tarafı şu ki, oldukça güzel bir kadındı. İnsanların cinsiyetlerinden bağımsız olarak değerlendirilmelerine dair giderek yaygınlaşan düşünceye uzun süre karşı durmuş olsam da, bu sabahki tecrübemin ardından fikrimi değiştirdim. Artık cinsiyetler benim için anlam ifade etmiyor. Bayan Yatman hariç, evet, kesinlikle etmiyor. Jack adındaki adam kadına kolunu uzattı. Bay bay kadının diğer yanına geçti ve üçlü ağaçların arasında yavaşça yürümeye başladı. Onları yeterli bir uzaklıktan takip ediyordum. İki işbirlikçim de yine belirli bir mesafeden beni takip ediyordu. Bunu söyleyecek olmaktan pişmanım ama fark edilme riskini tehlikeli oranda arttırmadan konuşulanları duyabilecek kadar yaklaşmak imkansızdı. Sadece hareketlerini izleyerek tahmin yürütebiliyordum. Üçlü'nün büyük bir ciddiyetle, yakından ilgilendikleri bir konu üzerinde hararetli hararetli konuşmakta oldukları açıkça görülüyordu. 15 dakika yolu arşınladıktan sonra dönüp gerisin geri adımlarını takibe başladılar. Zihnim böyle bir acil durumda beni yüzüstü bırakmadı. Dikkatle ve sakince yürümeye devam ederek yanlarından geçtim. Fark ettirmeden bir ağacın arkasına seyretmeden önce şu Jack, in bayvaya şöyle dediğini işittim yarın sabah on buçukta, diyelim. Arabayla gelmeyi unutma. Bu mahallede riske girmesek iyi olur. Bay Vay kısa bir cevap gevelediyse de tam olarak ne dediğini duyamadım. Buluştukları noktaya kadar geri yürüdükten sonra durdular ve adeta midemi bulandıran, neşeli bir samimiyetle el sıkışarak birbirlerinden ayrıldılar. Ben Bay Vay'ı takip ettim, iki işbirlikçim ise aynısını diğer ikisi için yaptılar. Beni Rutherford sokağına geri döndürmek yerine bye bye doğruca Strand sokağına yollandı. Kirpas içinde rezalet görünüşlü bir binanın önünde durdu. Kapıdaki tabelaya bakılacak olursa bina bir gazetenin bürosuydu. Fakat benim fikrime göre burası tam da çalıntı eşyalar saklanacak bir yerin resepsiyonunu andırıyordu. İçeride birkaç dakika durduktan sonra elleri cebinde ve ıslık çalarak dışarı çıktı benden daha az ihtiyatlı birisi o anda onu tutuklamakta tereddüt etmezdi. Bense iki suç ortağını ve ertesi sabah için planladıkları buluşmayı düşünerek yerimde kaldım. Bu nadir görülecek şansı yakalamışken, yolun başında ve kendisini ispatlama çabasındaki genç bir polis memuru için harekete geçmemenin bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. İç karartıcı ve garip görünüşlü binadan çıktıktan sonra, Bay Vay kendisini yakındaki bir kahveye atarak bir divana oturdu ve sehpanın üzerindeki dergileri alarak bir süre onları karıştırdı. Hemen yanındaki divana oturarak aynısını yaptım. Divandan kalkan Bay Vay doğruca taverneye yollandı ve kuzu şişlerinden istedi. Yemeğini bitirdikten sonra da oyalanmadan odasına geri döndü. Kendi yemeğimi bitirdikten sonra ben de kendiminkine yollandım günün yorgunluğuna daha fazla dayanamayarak yatağına gitti. Horladığını duyar duymaz ben de daha fazla direnmeyi bıraktım ve yatağıma uzanarak uykuya daldım. Sabahın erken saatlerinde iki işbirlikçim rapor vermeye geldiler. Jack adındaki adamın, hayli saygıdeğer görünüşlü bir villanın kapısında genç hanımdan ayrıldığını görmüşlerdi. Bahsettikleri yer Regent Parkı'ndan çok da uzakta olmayan bir bölgedeydi. Yalnız başına kaldıktan sonra Jack, sağ dönerek daha ziyade tüccarların oturduğu bir baniye sokağına girmiş. Evlerden birinin kapısının önünde durarak anahtarını çıkarmış, kapıyı açtıktan sonra bir süre yolun karşısından geçenlere şüphe içinde dik dik bakmış ve ardından içeri girmiş. İşbirlikçilerimin bana aktarmış olduğu detaylar bunlar idi. Onlardan bana katılmaları için odada kalmalarını istedim ve Bay Vay'e bir göz atmak için boru deliğime gittim. Bay, Bay kendisi giyinmekle meşguldü ve pejmürde yaratılışının, kılığındaki tüm izlerini silmek için olağanüstü bir çaba harcıyor gibi görünüyordu. Bu tam olarak düşündüğüm şeydi, Bay Vay gibi bir serseri, çalıntı bir banknotu değiştirme riskini alırken saygıdeğer birisi gibi görünmenin önemini oldukça iyi biliyor olmalıydı saat 10'u 5 geçe, biçimsiz şapkasını son kez fırçalıyor ve kırlı eldivenlerini bir miktar ekmek kırıntısıyla ovalamaya çalışıyordu. Saat 10'u 10, 10 geçe ise sokağa çıkmıştı bile, en yakın araba durağına yollanırken işbirlikçilerim hemen ensesinde takipteydi. Bir araba çevirdi, ardından biz de birini çevirip bindik. Önceki gün parkta onları takip ederken bir buluşma yeri için sözleştiklerini duymamıştım. Fakat az bir zaman sonra parkın cadde kapısındaki eski yerimize gittiğimizi anladım. Bay binmiş olduğu araba yavaşça parkın içine döndü. Biz ise şüphe çekmemek için dışarıda kaldık. Onları yaya olarak takip etmek için arabadan indim. İner inmez, onların da durduklarını ve iki suç ortağının ağaçların arasından çıktığını gördüm. İkili arabaya bindi ve bir u dönüşü yaptılar. Koşarak, beni beklemekte olan arabaya bindim. Onlarınkini bizimkini geçmesi için bir süre bekledikten sonra kaldığımız yerden takibe devam ettik. Arabacı talimatlarıma harfi harfine uyuyordu. Fakat o kadar hantal ve beceriksizdi ki suç ortaklarının şüphesini uyandıracağımızdan korkmaya başlamıştım. Ne kadar önümüzde olduklarını görebilmek için pencereden dışarı baktığımda, takibe başlayalı 3 dakika kadar olmuştu. Gitmiş olduğumuz yolu aynen geri dönüyorduk bu hareketi yapar yapmaz öndeki arabanın pencerelerinden iki şapkanın belir verdiğini ve iki yüzün dönerek bana baktığını gördüm. Buz gibi ter basmış halde koltuğumda oturup kaldım. Bunun yakışıksız bir tabir olduğunun farkında olsam da, o anki durumumu başka bir şekilde ifade edemiyorum. Bizi fark ettiler, diye panik içinde haykırdım. İki işbirlikçim şaşkınlık içinde bana baka kaldı ve o anda hislerim çaresizlikten engin bir öfkeye dönüştü bu arabacının hatası yüzünden oldu. Biriniz, aşağı inin, dedim tarifsiz bir öfkeyle, inin ve şunun başına bir yumruk atın. Talimatlarıma uymak yerine, bu itaatsizliği üstlerime rapor etmek durumundayım. İkisi de pencereden dışarı sarkıp bakmaya başladı. Henüz onları tutup içeri çekemeden, tekrar yerlerine oturdular. Ben öfkeden deliye dönmüş halde iken bana bakıp sırıttılar ve şöyle dediler, bayım, dışarı bakın lütfen.'' başımı uzatıp dışarı baktım. Hırsızların bindiği araba nihayet durmuştu. Peki nerede? Bir kilisenin kapısında. Normal bir insanda bu keşif nasıl bir etki yaratır, bilmiyorum. Fakat son derece dindar bir yaratılıştaki bendenizin içini kesinlikle katışıksız bir dehşet ile doldurmuştu. Daha önce olmadık kurnazlıklar yapan suçluların hikayelerini çok okumuştum fakat kovalamacayı atlatmak için kiliseye girmeye çalışanını hiç duymamıştım. Kutsal olana böyle bir hakaretin, zannımca suçun karanlık dehlizlerinde bir eşi daha yoktu. Hala sırıtmakta olan işbirlikçilerime, kaşlarımı çatarak hiddetli bir bakış fırlattım. O sığ zihinlerinden neler geçtiğini anlamak hiç de zor değildi. Eğer taşın altına bakmıyor olsaydım, muhtemelen ben de o sırada hafta içi bir sabahın 11'inde kiliseye girmekte olan, iki dirhem bir çekirdek giyinmiş iki bey ve bir hanımı izlemekte olduğumu düşünecektim, tıpkı işbirlikçilerimin anında varmış göründükleri kanı gibi. Fakat bunun, benim zihnimin açıkçası ucundan bile geçmediğini söylemeliyim. Hiç düşünmeden arabadan indim, kiliseden içeri girerken adamlarımdan biri hemen ardımdan geliyordu diğerine ise giriş kapısını gözetlemek için dışarıda kalmasını işaret ettim. Bir sansarı bile uyurken yakalayabilirsiniz ama bu alçak gönüllü hizmetkarınızı, Metu Şarpin'i, asla. Doğruca galerideki basamaklardan yukarı yollandık, yukarıdaki orga varmadan, ön taraftaki perdelerin arasına seyirttik. Üçü de hemen ardımızdaki bir sırada oturuyordu, evet, kulağa ne kadar inanılmaz geldiğinin farkındayım, tam altımızdaki bir sırada. Henüz ne yapacağıma karar verememişken, tören kıyafetleri içinde bir papaz, peşinde bir kitiple kapıda belirdi. O anda başım dönmeye başladı, gözlerim kararıyordu. Zihnimde, kiliselerdeki soygunların karanlık anıları adeta çağlıyordu. Tören kıyafetleri içindeki papazı düşünerek ürperdim, zavallı tatip için bile ürperdim. Papaz ilerledi ve nefteki yerini aldı, Üç onu bekliyordu. Sonrasında adamcağız kitabını açarak okumaya başladı. Neyi, diye soracaksınızdır. Keskin bir duraksamanın ardından, size evlilik yemininin ilk satırlarını, diye cevap vereceğim. İşbirlikçim bana tuhaf bir bakış attıktan sonra cep mendilini çıkararak ağzını kapattı. Ona oldukça hor gören bir bakışla karşılık verdim. Jack in damat olduğunu, bu piyeste baba rolünü oynayanın da bay bay olduğunu ve gelini getirdiğini görmemin ardından kiliseden kendimi zor attım. Diğer işbirlikçim beni takip ederken diğeriyle kapıda buluştuk. Benim durumumda olan birisi, faka bastıklarını ve oldukça gülünç bir hataya düşmüş olduklarını düşünebilirdi. Fakat en feci bozgun bile benim için en ufak bir mesele teşkil etmiyor. Tahminlerim gözümdeki kıymetinden bir gram bile yitirmemişti ve o an bile 3 saatlik takibin ardından, aynı sakin ve umutlu ruh halimi koruduğumu söyleyebilirim. Kilisenin dışında iki işbirlikçimle bir araya gelir gelmez, ne olursa olsun diğer arabayı takip etme isteğim daha da canlandı, tahminlerimin kısa süre içinde doğrulanacağını düşünüyordum. İşbirlikçilerim bu kararımdan dolayı hayrete düşmüştü. Hatta birisi kendini tutamayarak bana şunları söyleme patavatsızlığında bulundu. Af buyurun, bayım, ama peşinde olduklarımız kimdir? Paramı çalmışlardır, yoksa birinin karısını mı? Bu sözün üzerine, ona cesaret verircesine diğer aşağılık işbirlikçim de gülmeye başladı. İkisinin resmi yoldan bir paylamayı hak ettiğini düşünüyorum ve tüm kalbimle inanıyorum ki bunu göreceklerdir. Evlilik töreni bittiğinde, üçlü arabaya tekrar bindi ve bir kez daha arabamız kilisenin arka tarafına gizlenmişti, böylece çok yakından bile görülmeyecek ve şüphe çekmeyecekti onlarınkini takibe başladı. Güneybatı Demiryolu Terminali'ne kadar takibe devam ettik. Terminalde inen yeni evli çift, Richmond trenine birer bilet aldı ve onları tutuklama zevkinden beni sinir bozucu bir şekilde mahrum ederek, ücreti bozukluklarla ödediler, ah bir banknotları kullansalardı. Gitmeden önce vedalaşarak, bay vaye unutma, 14 numara, Babilon terasta haftaya bugün bizimle yiyeceksin, diye eklediler. Bayvay daveti kabul etmişti, pis pis sırıtarak eve gideceğini, temiz ve düzgün kıyafetlerinden bir an önce kurtularak günün geri kalanını tekrar kırlı ve rahat olarak geçirmek istediğini o nezaketten uzak üslubuyla söyledi. Birinci perde olarak adlandırabileceğim olaylar dizisi, burada sona eriyor. Çok iyi biliyorum ki, kimi hazır cevaplar kaydetmiş olduğum ilerlemeye dair fazlasıyla konuşacaklardır. Tüm süreç boyunca olabilecek en gülünç şekilde kendi kendimi ikna ederek bu sonuca vardığımı söyleyecek, rapor ettiğim tüm şüpheli konuşmaların sadece bir tesadüfün tehlikeli yanılgısı olduğunu ve kilisedeki sahnenin bunun bir yanılgı olduğunu açığa çıkaran reddedilemez bir kanıt olduğunu öne süreceklerdir. Pekala, bir an için öyle olduğunu kabul edelim. Bu noktada kendi fikirlerimi bir kenara bırakıyor ve tartışmadan kaçınıyorum. Fakat bu durumda sadece sıradan bir insan gibi azılı düşmanlarımın yapmadığı şekilde aklımı kullanarak cevabı oldukça basit olan tek bir soru soracağım. Evlilik töreninin verdiği hoş duygular bir kenara bırakılırsa, elimizde tüm bu gizli kapaklı işlerin içindeki üç kişinin masumiyetine ikna olunacak başka kanıt var mıdır? Benim için hayır. Tam tersine bu tören Bay, bay ve suç ortaklarına karşı olan şüphelerimin daha da güçlenmesini sağladı. Çünkü parayı çalmak için önemli bir sebep teşkil ediyor. Richmond'da bir balayı geçirmeyi planlayan bir beyefendinin paraya ihtiyacı vardır. Hele ki iş yaptığı tüm ahaliye borçlanmış durumdaysa. Tüm tesadüflerin faturasının haksız yere onlara kesildiğini mi düşünüyorsunuz? Apaçık ortadaki pek fena ahlaksızlıklar adına bunu reddetmekteyim. Bu adamlar birlik olup bir kadını kaçırmışlar, niçin bir kumbara çalmamış olsunlar ki? Bu kargaşada bendeniz yüce erdemlerin ışığında durmak ve niteliksiz safsataların beni yolumdan bir santim bile saptırmaması için çabalamaktayım. Erdemden söz açılmışken, dosyaya olan bu bakışımı bay ve bayan yatmana açıkladığımı da eklemeliyim. Bayan yatman, bu hünerli ve muhteşem kadın için çıkarımlarımın şaşmaz zincirini anlamak zor olmuştu. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta başını sallayıp gözyaşı döktü, ve 200 pound'un kaybı için kocasının haddinden evvel koy verdiği ata katıldı. Fakat biraz daha detaylı yapılan bir açıklamayı, biraz daha dikkatle dinlemenin ardından nihayet fikrini değiştirdi. Şu anda bana tüm varlığıyla katılıyor ki, bu beklenmedik evlilik olayında şüpheyi bay bay, bay Jack ya da kaçak hanımefendinin üzerinden kaldıracak hiçbir nokta bulunmamaktadır. Her ne kadar sevgili arkadaşım kendisi hakkında cüretkar bir şiret tanımını kullanmış olsa da bunu göz ardı ediyorum. Şunu akılda tutmakta yarar var ki Bayan Yatman bana olan inancını hiçbir şekilde kaybetmiş değil. Bay Yatman da onu izleyeceğine ve geleceğe umutla bakacağına dair işaretler veriyor. Bu gelişmelerin ışığında, yeni bir hamleye başlamadan önce büronuzdan gelecek tavsiyeleri almanın iyi olacağını düşünmekteyim elindeki yaya okunu takmış bir adamın sükuneti ve kararlılığı ile yeni emirlerinizi beklemekteyim. Üç suç ortağını kilisenin kapısından demiryolu terminaline kadar izlerken, bunu yapmak için iki sebebim vardı. İlki, görevim gereğiydi, soygun ile ilgili suçlu olduklarına inandığımdan takip ettim. İkincisi ise, şahsi bir merakla kaçak çiftin varacakları yeri tespit edebilmek içindi. Böylece genç hanımefendinin ailesi ve arkadaşlarına gerekli açıklamayı yapmamı sağlayacak bilgiyi edinebilecektim. Sonuç olarak ne olursa olsun vaktimi boş yere harcamamış olacağım için kendimi kutlamama izin verin. Varmış olduğum noktanın büro tarafından onaylanması halinde sonraki gelişmeleri sağlayacak planım hazırdır. Büronun beni suçlaması halinde ise Regent Parkı bölgesine dair biriktirmiş olduğum hatırı sayılır bilginin tümünü sizlerle paylaşarak kendimi geri çekeceğim. Ne de olsa, geçimimi buradan sağlamaktayım ve gerektiğinde sivri uçlarımı törpülemem gerekebilir. Eklenecek sadece tek bir sözüm daha var, Bay Vay ve arkadaşlarının, kumbara soygunu dosyası ile hiçbir bağlantılarının bulunmadığı ve tamamıyla masum olduklarının ortaya çıkması halinde, bunu kanıtlayacak kişinin her kim ise, bu kişi Başmüfettiş Textone e bile olsa bana Rutherford Sokağı, Soğu'daki soygunu kimin gerçekleştirmiş olduğunu açıklamasını talep etmekteyim. Sadık hizmetkarınız olmanın onuru ile. Methu Sharpen Başmüfettiş Textone'dan Çavuş Bulmera Birmingham, 9 Temmuz Çavuş Bulmer şu boş kafalı çömez, Matthew Sharp'in, Rutherford sokağı dosyasında tam da düşündüğüm gibi müthiş çuvalladı. Görevim gereği bu kasabadan ayrılamıyorum. Bu yüzden de ortalığı yatıştırman amacıyla sana yazıyorum. Zarfa Sharp'in ucubesinin adına rapor dediği safsataları ekliyorum. Onlara bir göz at, tüm gevezeliklerine katlanabilirsen, hırsızı bulmak için bu kendini beğenmiş ahmağın doğru yer hariç her yere baktığını sen de göreceksin.'' suçlu kişinin 5 dakikada elinde olacağına inanıyorum. Dosyayı bir an önce kapat ve raporunu bu adrese gönder, şu Şarpin'e de bir sonraki emre kadar açığa alındığını söyle. Cevabını bekliyorum. Francis Dextone Çavuş Bulmer'dan, Baş Müfettiş Dextone'na Londra, 10 Temmuz Baş Müfettiş Dextone mektubunuz ve diğer evraklarınız elime ulaştı bilge birisi, derler, her zaman öğrenecek bir şey bulur, bir aptaldan bile. Sharpie'nin budalalıklarını okumaya başladığı anda, Rutherford sokağı dosyasını kapatana kadar ki yolumu apaçık görebildim, tıpkı düşündüğünüz gibi. Yarım saat içinde eve varmıştım, orada karşılaştığım ilk kişi Sharpie'nin kendisiydi. Buraya bana yardım etmek için mi geldiniz, diye sordu. Tam olarak değil, diye cevapladım size sonraki emre kadar açığa alındığınızı söylemek için geldim. Çok iyi, dedi, fazla şaşırmış görünmüyordu, ona beklediği bir şeyi söylemiştim. Bana karşı kıskançlık duyacağınızı düşünmüştüm, bu çok doğal, sizi suçlamıyorum. Buyurun geçin, kendinizi evinizde gibi hissedin lütfen. Regent Parkı bölgesindeki kendi ufak dedektiflik maceram da böylece sona ermiş oldu, öyle mi? Tajda çavuş Tajda. Bu sözlerle birlikte çekip gitti. Ben de tam olarak bunu yapmasını istiyordum. Hizmetçi kız kapıyı kapatır kapatmaz evin beyefendisine kendisiyle özel olarak konuşmak istediğimi haber vermesini söyledim. Kız beni dükkanın arkasındaki küçük bir oturma odasına götürdü. Bay Yatman odada oturmuş gazete okuyordu ve tamamen yalnızdı. Şu soygun olayı ile ilgili, bayım dedim. Aniden ve hırçın bir tavırla sözümü kesti, doğuştan zayıf ve güçsüz, neredeyse kadınsı görünüşlü bir adamdı. Evet, evet, biliyorum, dedi. İkinci katımın muhtelif yerlerine delikler açan, o müthiş parlak adamınızın bir hata yapmış olduğunu, paramı çalan adinin kokusunu bile alamadığını söylemeye geldiniz. Evet, bayım, dedim, söylemek için geldiğim konulardan birisi bu. Yalnız, başka bir şey daha var. Bana hırsızın kim olduğunu söyleyebilecek misiniz, söyleyemeyecek misiniz?" dedi, olabilecek en huysuz şekilde. "Evet, bayım," diye cevap verdim. "Sanırım söyleyebilirim." Elindeki gazeteyi bırakıp bana baktı. Endişeli ve biraz korkmuş görünüyordu. "Dükkan yardımcım değil, değil mi?" dedi. "Umarım dükkan yardımcım değildir." "Tekrar tahmin edin, bayım," dedim. Şu aylak sürtük, hizmetçi kız mı, dedi. Evet, o bir aylak, dedim, ve bana sergilemiş olduğu tavırlardan onun bir sürtük olduğuna da katılabilirim, ama o bir hırsız değil. Tanrı aşkına, o halde kim, dedi. Kendinize oldukça tatsız bir sürprize hazırlayabilir misiniz lütfen, bayım, dedim. Ve affınıza sığınarak, kendinizi kaybetmeniz ihtimaline karşı, lütfen ikimizden daha güçlü olan kişinin ben olduğumu, ve bana karşı bir hamlede bulunmanız durumunda kendimi korumak adına hiç istemeden de olsa sizi incitebileceğimi söyleyebilir miyim? Yüzü birden kül rengine döndü ve sandalyesini benden iki üç adım geriye çekti. Benden paranızı kimin çalmış olduğunu söylememi istediniz, bayım, diye devam ettim. Eğer cevabımı duymayı isterseniz. İstiyorum, dedi, bayılacakmış gibi bir halde, parayı çalan kim? Karınız diye cevapladım, oldukça sakin bir sesle. Sırtına bir bıçak saplanmış gibi sandalyesinden fırladı ve masaya yumruğunu indirdi. Darbe öyle sertti ki ahşap boydan boya çatladı. Sakin olun, bayım dedim. Öfkenize yenik düşmeniz gerçeği değiştirmeyecektir. Bu bir yalan diye haykırdı, masaya bir başka yumruk vuruşuyla. Bu alçak, şeytanca, rezil bir yalan. Ne cüretle Birden durdu ve sandalyesine geri yığıldı. Sersemlemiş görünüşü bir hıçkırık patlamasında kayboldu. Biraz kendinize gelebildiğinizde, bayım dedim, eminim ki az önce kullanmış olduğunuz üslup için özür dileyecek kadar kendinizi beyefendi hissedeceksinizdir. O zamana kadar lütfen açıklamamı dinlemeye çaba gösterin. Bay Sharpin müfettişimize mümkün olabilecek en gayri resmi ve gülünç raporları gönderirken, kendi budalıca davranışlarına olduğu kadar, bayan yatmanınkileri de ortaya sermekteydi. Çoğu dosyada böyle bir belgenin gideceği yer tamı tamına çöp sepetinin dibidir. Fakat bu özel davava Bay Şarpi'nin saçmalıkları kesin bir sonuca ulaşmamızı sağladı. Üstelik raporları yazan kendisinin başından sonuna kadar şüphelenmeyi aklının ucundan bile geçirmediği bir sonuca. Tersi ortaya çıkacağı an mevkiimi terk edeceğime ant içerim ki bayan yatman genç bir adamın budalalığı ve kibrini kullandı. Yanlış kişilerden şüphelenmesi yolunda onu cesaretlendirerek kendisini korudu. Bunu rahatça söyleyebilirim. Hatta daha da ileri giderek size bayan yatmanın parayı hangi sebeple almış olduğunu ve onu ya da bir kısmını ne için kullanmış olduğunu da söyleyeceğim. Bu hanımefendiye, bayım, bir bakış atan herhangi bir kimsenin, elbiselerinin muhteşem güzelliği ve ince zevkliliğinden vurulmuşa dönmemesi mümkün değil. Bu son kelimeleri söylediğim anda, zavallı adam kendinde konuşacak gücü tekrar bulmuş gibi göründü. Bir kırtasiyeciden ziyade bir dükedasıyla mağrurca sözümü kesti. Karıma yönelik aşağılık iftiralarınızı dayandıracak başka sebepler bulun, dedi. Şapkacısının geçen yılki faturası hesap defterimin arasında duruyor. Affedersiniz, bayım, dedim, fakat bunun hiçbir şeyi kanıtlamayacağını söylememe izin verin, size şapkacıların, neredeyse her gün büromuzda karşımıza çıkmalarına sebep veren bazı sinsi adetleri olduğunu söyleyebilirim. Bir hanımefendinin, şapkacısı ve terzisinde ikişer hesabı vardır. İlki kocasının gördüğü ve ödediği hesaptır, diğeri ise müsriflik olarak addedecekleri içindir, ödemesi uygun taksitler halinde el altından yapılır. Genellikle gördüğümüz, bu taksitlerin ev giderlerinden arttırılarak karşılandığıdır. Fakat sizin vakanızda taksitlerin ödenme işinden dolayı yeni parçaların dikilmesinin tehlikeye girdiği kanısındayım. Durumu size açması halinde vereceğiniz tepkinin farkında olan Bayan Yatman da köşeye sıkışarak borcunu kumbaranızda bulunan paradan ödemiş bulunuyor. Buna asla inanmam, dedi. Söyleyeceğiniz her bir kelime bana ve saygı değer eşime hakarettir. Şu bahsettiğiniz giderler arasında olmayan faturayı görmek için, bayım, diye kısa kestim, artık zaman kaybetmek istemiyordum. Benimle şapkacının dükkanına gelecek cesaretiniz var mı? Soruyu sorduğum anda yüzü kıpkırmızı kesildi, derhal kalkıp hesap defterinin içinden faturayı buldu ve şapkasını taktı. Ben de kayıp banknotların numaralarını kaydettiğim cep defterimi yanıma aldım ve evden çıktık. Şapkacının atölyesine vardığımızda, tahmin edeceğiniz gibi, Batı Yakası'ndaki pahalı evlerden biriydi. Bizi karşılayan evin hanımına önemli bir konu için geldiğimizi ve özel bir görüşme yapmak istediğimizi söyledim. Bu hassas araştırma süresince onu ilk görüşüm bu değildi. Göz göze geldiğimiz anda gidip kocasını çağırdı. Bay Yatman'ı takdim ettim ve ne için geldiğimizi açıkladım. Bu özel bir görüşme ise size güvenebilir miyiz? diye sordu şapkacı. Başımı sallayarak onayladım. Çavuşun hesaplarımıza bakmasına bir itirazın var mı, canım?" diye karısına dönüp sordu. Senin için sakıncası yoksa, hayatım, asla," diye cevap verdi evin hanımı. Tüm bunlar olurken Bayatman büyük bir hayret ve keder içinde, nazik sohbetimizden oldukça uzaktaymışçasına oturuyordu. Defterler getirildi, bayan yatmanın isminin yazılı olduğu sayfalara birkaç saniyelik bir bakış yeterliydi. Yeterliden de öte, söylemiş olduğum her bir sözün doğruluğunu kesin olarak ispatlıyordu. Defterlerden birisinde bay yatmanın ödediği hesap kayıtlıydı. Diğerinde ise gizli hesap kaydedilmişti. Kumbaranın kaybından sonra düşülmüş olan bir de ödeme notu vardı gizli hesabın 175 küsür poundluk olduğu ve 3 sene için daha uzatıldığı yazılıydı. O günden beri başka bir ödeme daha yapılmamıştı. Son satırın altında ise 3. taksit, 23 Temmuz şeklinde bir not vardı. Bunu işaret ederek, şapkacıya bahsi geçen tarihin önceki yılın Temmuz ayı olup olmadığını sordum. Başını sallayarak onayladı ve büyük bir pişmanlıkla, yasal bir inceleme yapılması ihtimaline karşı bu notu eklediklerini söyledi. İyi müşterilerinize 3 yıldan uzun süre için kredi açacağınızı düşünürdüm, dedim. Şapkacı Bay Yatmana bir bakış attı ve kulağıma eğilerek, bir hanımefendinin eşi zorluk içindeyse, değil, dedi. Konuşurken hesap defterine işaret etmekteydi. Bay Yatman'ın ekonomik sıkıntıları baş gösterdikten sonra girilen ödemeler yalnızca gizli hesaba aitti. Bay Yatman'ın eşi konumunda ısmarlananların ödemesi ise önceki yıldan beri yapılmamıştı. Hanımefendi başka konularda kemer sıkmış ise de, giyim kuşam konusunda bunu yapmadığı muhakkaktır. Hesap defterine incelemeyi bitirdikten sonra her şey yeterince açık olsa da, geriye bir iş daha kalmıştı. Banknotlar halinde yapılan ödemelerde, banknotların tamamının numaraları listemdekilerle tamı tamına aynıydı. Bunun ardından yapılacak en iyi şey bayatmanı olabildiğince çabuk atölyeden çıkarmaktı. O kadar berbat bir durumdaydı ki bir araba çağırdım ve evine kadar ona eşlik ettim. Başta bir çocuk gibi haykıra haykıra ağlıyordu, fakat kısa sürede onu susturmayı başarabildim. Araba evin kapısında durduğunda, benden olabilecek en beyefendi üslupta özür dilediğini de onun adına eklemeliyim. Eve girerken, gelecekte eşiyle meselelerini nasıl çözebileceklerine dair bazı tavsiyeler vermeye çalıştım. Bu sözlerime neredeyse hiç ilgi göstermedi ve ayrılmaya dair kendi kendine bir takım sözler mırıldanarak derhal yukarı kata çıktı. Akıllıca davranarak bayan Yatman bu vaziyetten kendisini kurtarabilecek midir? Bu biraz şüpheli görünüyor. Kendi adıma onun histeriye kapılacağının ve zavallı adamı ona kendisini affettirecek kadar korkutacağının muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu kısmı bizim işimiz değil. Nihayet dosya bir sona ulaştı. Genel bir sonuç içerecek olan bir sonraki raporun bile dosyanın kapanmaması için bir engel kalmayacaktır. Gelecek emirlerinizi beklemeye devam ediyorum. Thomas Bulmer Not, Rutherford sokağından ayrılırken, eşyalarını almaya gelmiş olan Bay Methul Sharpin ile karşılaştığımızı da eklemeliyim. Bir düşünün, dedi, ellerini gerginlikle oluşturuyordu, bu misafirperver evde kalmaktaydım, görünürde hiçbir sıkıntı yoktu ve ben işimi yürütmekteyken, ansızın kapı dışarı edildim. Bu hunharca saldırının iki tanığı var ve bana yüz poğunda bile mal olsa, bu işin peşini bırakmayacağım. Size bundan sonraki hayatınızda bol şans dilerim, dedim. Teşekkür ederim, diye cevapladı, hırsızı buluşunuz ile ilgili sizi ne zaman kutlayabileceğim. Ne zaman isterseniz, dedim, hırsız bulundu bile. Tam da düşündüğüm gibi, dedi, tüm işi ben halletmişken araya girdiniz ve tüm alkışları siz aldınız, bay bay, herhalde. Hayır, dedim. O halde, kim, diye sordu. Gidip bayan yatmana sorun, dedim, sorunuzu cevaplandırmak için üzere sizi bekliyor. Hay hay. Bunu sizden dinleyeceğime, o muhteşem hanımefendiden dinlemeyi yüz kez tercih ederim, dedi ve gözle görülür bir aceleyle içeri girdi. Bunun için ne düşünürsünüz, baş müfettiş Tekstone, Bay Sharpie'nin yerinde olmayı ister miydiniz? Bana sorarsanız, kesinlikle hayır. Baş müfettiş Tekstone'dan Bay Methu Sharpie'ne. 12 Temmuz Bayım Çavuş Bulmer size bir sonraki emre kadar açığa alındığınızı iletmişti. Ben de baş müfettişlik yetkime dayanarak size, bir dedektif polis bürosu üyesi olarak yetkinizin kaldırıldığını ilan ediyorum bu mektubu görevinizin sonlandırıldığına ve birlikten süresiz olarak uzaklaştırıldığınıza dair resmi bir belge olarak alınız. Şahsi olarak birlikten reddinizde görevinize karakterinizin yansıyışının önemli bir etkisi olduğunu size söyleyebilirim. Amacımız uğrunda yeterince dikkatli ve kurnaz değilsiniz. Eğer aramıza yeni birisini katmak istersek, emin olun ki bayan yatmanı size tercih ederiz. Esen kalın. Granges Textone Yazışmaya ilave, Bay Textone tarafından eklenmiştir. Müfettiş, yazışmanın son mektubuna gerekli açıklamayı yapacak bir konumda değildir. Bay Matthew Sharpe'nin, Çavuş Bulmer ile dışarıda geçen konuşmasını takiben 5 dakika içinde Rutherford sokağından ayrıldığı tespit edilmiştir, yüzünün açıkça yansıttığı büyük bir dehşet ve şaşkınlık içinde olduğu ve sol yanağında, bir kadın elinin attığı tokattan kaynaklanması muhtemel olan kırmızı bir iz ile görülmüştür. Sokakta koştuğu müddetçe yumruğunu kindar bir şekilde sıkarken, bayan yatmanın şahsına yönelik şok edici ifadeler kullandığına da Rutherford sokağındaki dükkan yardımcısı tarafından tanık olunmuştur. Akıbetine dair başka bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak değerli hizmetlerini kırsal polise sunma vaadinden Londra'dan ayrılmış olduğu varsayılmaktadır. Bay ve bayan Yatman'ın ilgiye şayan ailevi durumlarının vaziyetine dair ise daha da az bilgi bulunmaktadır. Fakat Bay Yatman'ın şapkacının atölyesinden dönmüş olduğu gün, aile doktorunun büyük bir aceleyle eve çağrılmış olduğu doğrulanmıştır. Bunu takiben, mahalledeki eczacının da bayan Yatman için yatıştırıcı ilaçlar içeren bir reçeteyi hazırlamış olduğu bilinmektedir. Ertesi gün, Bay Yatman bir dükkandan kokulu banyo tuzları satın almış, ardından kütüphanede yatalak bir hanımı oyalayacak nitelikteki, lüks hayattan bahseden bir romanı sorarken görülmüştür. Tüm bunlardan, kendisinin eşinden ayrılma tehdidini sürdürmekten, en azından, hanımefendinin nazik sinir sisteminin mevcut, farz edilen, durumunun geçerliliği süresince, vazgeçmiş olduğu çıkarılmaktadır.